Birinci soru. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz. Sözel ifade bir sayının 5 katının 3 eksiği. Değişkene x dersek çevirsel ifademiz 5x eksi 3 şeklinde olur. Bir sayının 3 eksiğinin 5 katı. Değişkene x dersek 3 eksiği x eksi 3 olur. 5 katı da bunu 5 ile çarptığımızda buluruz. Bir sayının 6 fazlasının 4 katı. Değişkene x dersek 6 fazlasının 4 katı. Önce 6 fazlasını bulalım. X artı 6. 4 katı dediği için 4 ile çarpalım. Bir sayının 4 katının 6 fazlası. Değişkene x dersek 4 katı 4x olur. 6 fazlası da artı 6 şeklinde olur. Bir sayının 7 eksiğinin yarısı. Değişkene x dersek 7 eksiği x eksi 7 olur. Yarısı da bunu 2'ye bölerek buluruz. Bir sayının 3 katının 7 fazlasının çeyreği. Değişkenimiz x olsun. 3 katının 7 fazlası 3x artı 7 çeyreği dediği için de bunu 4'e bölerek buluruz. İkinci soru. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz. Şimdi cebirsel ifademiz 2 eksi 3x artı 2 idi. 3 tane terimi vardır. 2 eksi 3x ve 2y. Sabit terim 2'dir. Değişkeni olmayan katsayılar 2'nin katsayısı 2, eksi 3x'in katsayısı eksi 3, 2y'nin katsayısı da 2'dir. 2x arkadaşlar bu tek bir terimdir. Sabit terimi yoktur. Katsayısı da 2'dir. 1 bölü 4x eksi 3 bölü 2y artı z artı 9. Bunun 4 tane terimi vardır. Birinci terimi 1 bölü 4x'tir. İkinci terimi eksi 3 bölü 2y'dir. Üçüncü terimi z'dir. Dördüncü terimi de artı 9'dur. Sabit terim arkadaşlar 9'dur. Değişkeni olmayan. Katsayıları ise birincinin katsayısı 1 bölü 4. Diğerinin katsayısı eksi 3 bölü 2. Z'nin katsayısı 1'dir. 9'un katsayısı da 9'dur. 5 artı 8t. 2 terimlidir. 5 ve 8t. Sabit terim 5'tir. Değişkeni olmayan. Katsayılar 5 ve 8'dir. 7m eksi 15, terimler 2 tanedir. 7m ve eksi 15. Sabit terim eksi 15'tir. Katsayıları ise 7 ve eksi 15'tir. 8 artı 3c eksi 2b. Terimler arkadaşlar 8, 3c ve eksi 2b'dir. Sabit terimi 8'dir. Katsayıları ise 8, 3 ve eksi 2'dir. Üçüncü soru. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz. Cebirsel ifade a 4b 7b eksi 3b 4. Benzer terimler arkadaşlar. 4b 7b ve eksi 3b bunlar benzerdir. 2n 3n eksi 8k m ve 51 var. Burada da benzer terimler 2n ve 3n'dir. 4D eksi 3C artı D. 4D ve D benzer terimlerdir. Dördüncü soru. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz. Cebirsel ifademiz 2X artı 7. Değişkenin alacağı değer X eşittir 4 için yapalım. 2 kere 4 8. 7 daha 15 olur. 7A artı 1. A eşittir 3 için 7 çarpı 3 21. 1 ile topladığımızda 22 olur. 6 için a eşittir 7 çarpı 6 42 bir daha 43 olur. T eşittir 7 için 2 kere 7 14 3 çıkarırsam 11 olur. T eşittir 3 için 2 kere 3 6 eksi 3 3 olur. M eşittir 6 için denmiş. M yerine 6 yazdığımızda 6'dan 2 çıkınca 4 olur. 3 kere 4 12 artı 21 33 olur. M eşittir 10 için 10'dan 2'yi çıkarır 8 olur. 3 kere 8 24. 24 21 daha 45'e eşit olur. 5. soru. Aşağıdakilerden her zaman doğru olanları işaretleyiniz. X artı y bölü 7 eşittir x bölü 5 artı y bölü 2. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bu kesirli ifadelerde payda eşitlememiz gerekir. Bunu 2 ile bunu 5 ile genişleteceğiz. Dolayısıyla burası 2x artı 5y bölü 10 olmalıydı. Bu yanlıştır. İkinciye bakalım. 3x artı y bölü 5 eşittir 3x bölü 5 artı y bölü 5. Bu doğrudur. Paydalar eşit olduğu için ortak payda da yazılabilir.
X bölü 7 eşittir 1x bölü 7. Bakın bu da doğrudur. Çarparken 1 ile x'i çarptığımızda x bölü 7 olur. Diğer ifadeye bakalım. X bölü 10 artı 7 bölü 10 eşittir x artı y bölü 20 yazılmış. Bu yanlıştır. Çünkü şurasının 10 olması gerekiyordu. Onlar toplanmaz. Ortak payda aynen yazılır. Birinci soru. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz. Elmanın fiyatının 3 TL eksiğinin 2 katı fiyata satılan portakalın fiyatı. Elmanın fiyatına x diyelim. O zaman portakalın fiyatı arkadaşlar elmanın fiyatının 3 TL eksiğinin yani x eksi 3'ün 2 katına satılacakmış. O zaman cebirsel ifademiz 2 çarpı x eksi 3 olur. Bir direğin uzunluğunun 5 katı. Şimdi direğin uzunluğuna x dersek bunun 5 katı 5x olur. Bir sayının çeyreği, sayıya x dersek çeyreği x bölü 4 olur. Bir sayının 3'te 1'inin 2 fazlası, sayıya x dersek 3'te 1'i x bölü 3, 2 fazlası da artı 2 şeklinde olur. Bir sayının 13 katının 9 eksiği, sayıya x dersek 13 katının 9 eksiğini bu şekilde gösteririz. Bir sayının 4 eksiğinin 9 katı, sayıya x dersek 4 eksiği x eksi 4, 9 katı da arkadaşlar çarpı 9 şeklinde gösterilir. Bir yolun 1 bölü 5'inin 17 kilometre fazlası. X dersek arkadaşlar yola 1 bölü 5'i x bölü 5 olur. 17 fazlası da artı 17 ile bulunur. Bir düzgün beşgenin çevresi. Bir kenarına x dersek çevresi 5x olur. Bir sayının 12 fazlasının 3 bölü 7'si. Şimdi sayıya x dersek 12 fazlası x artı 12 olur. Bunun 3 bölü 7'si bu ifadeyi 3 bölü 7 ile çarparak buluruz. Bir miktar bulgurun 15 kilogram fazlasının 5'te 3'ü. X dersek arkadaşlar bulgura 15 kilogram fazlası x artı 15 olur. 5'te 3'ü dediği için bunu 3 bölü 5 ile çarparız. Bir sayının 3 eksiğinin 4 katının 13 fazlası. Sayıya x dersek 3 eksiği x eksi 3. Bunun 4 katının 4 ile çarparız. 13 fazlası dediği için de 13'te toplarız. İkinci soru. Aşağıdaki cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazınız. X eksi 3 bölü 4 bir sayının 3 eksiğinin çeyreği. 7 kere artı 13 bir sayının 7 katının 13 fazlası. 3m bir sayının 3 katı. 5 çarpı n eksi 9 bir sayının 9 eksiğinin 5 katı. 2 çarpı 5t artı 7 bir sayının 5 katının 7 fazlasının 2 katı şeklinde olur. Üçüncü soru. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz. 4b eksi 3c artı 2a terimler 4b eksi 3c ve 2a'dır. Sabit terim 0'dır. Katsayılar 4, eksi 3 ve 2'dir. Terimleri 7n, 2c ve eksi 3mn verilmiş. Bu cebirsel ifade 7n artı 2c eksi 3mn'dir. Sabit terimi 0'dır. Katsayılar ise 7, 2 ve eksi 3'tür. 8 bölü 5x eksi 1 bölü 2y artı 3z artı 9. Terimler 8 bölü 5x eksi 1 bölü 2y 3z ve 9'dur. Sabit terim 9'dur. Katsayılar 8 bölü 5 eksi 1 bölü 2 3 ve 9'dur. Şimdi terimleri 7a eksi 2b ve eksi 9 verilmiş. Bu cebirsel ifade 6a eksi 2b eksi 9 şeklindedir. Sabit terim eksi 9'dur. Katsayılar 6, eksi 2 ve eksi 9 olur. Cebirsel ifademiz 7u eksi 15. Terimler 7u ve eksi 15'tir. Sabit terim eksi 15 olur. Katsayılar 7 ve eksi 15'tir. Terimler 9m eksi 6t ve 12. Bu cebirsel ifade 9m eksi 6t artı 12 olur. Sabit terimi 12'dir. Katsayıları ise 9
eksi 6 ve 12'dir. Cebirsel ifademiz 2p kare artı 4p eksi 2. Terimleri arkadaşlar 2p kare, 4p ve eksi 2'dir. Sabit terimimiz eksi 2. Katsayıları ise 2, 4 ve eksi 2'dir. Dördüncü soru. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz. Şimdi benzer terimler şunlardır arkadaşlar burada. 4b ve eksi 2b. Buradaki benzer terimler de 2m ile m'dir. Buradaki benzer terimler de 2t ile eksi 3t'dir. Beşinci soru. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz. Cebirsel ifademiz 4x eksi 3'müş. X eşittir 1 için o zaman 4 ile 1'i çarpıp 3'ü çıkardığımızda 2 buluruz. 7b artı 1 b eşittir 5 için 7 ile 5'i çarpacağız 35. 1 ile topladığımızda 36 olur. B eşittir 3 için 7 ile 3'ü çarptığımızda 21. 1'i topladığımızda 22 olur. 19 eksi 3c. C eşittir 4 için 19 eksi 3 kere 4 12 olur. 19'dan 12'yi çıkardığımızda 7 buluruz. C eşittir 6 için 19 eksi 3 çarpı 6 olacak. 3 kere 6 18. 19'dan çıkardığımızda 1 buluruz. 9 çarpı m eksi 2 artı 2. M 5 için m yerine 5 yazdığımızda 5 eksi 2 3 olur. 9 çarpı 3 27. 2 ile topladığımızda 29 olur. M yerine 4 yazdığımızda 4 eksi 2 2 olur. 9 çarpı 2 18. 2 ile topladığımızda 20 buluruz. K üzeri 3 artı 1. K 4 için 4'ün küpü 64 olur arkadaşlar. 64 bir daha 65 olur. K eşittir 2 için 2'nin küpü artı 1. 8 bir daha 9 olarak buluruz.